Merhaba arkadaşlar. Bugün Cisco Packet Tracer programı üzerinde RIP yönlendirme yapacağız. Biraz yönlendirmelerden bahsetmek istiyorum. Bir bilgisayar bulunduğu ağda, yani şu şekilde açıklayayım mesela. Bir ağımızda 3 tane bilgisayar var ve bunlar 190, 168, 1.2, 1.3, 1.4 olarak IP adreslerine sahipler. Yani aynı ağda olduğunu görüyoruz. Ve bunlar kendi aralarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan haberleşebilirler. Fakat farklı bir ağa çıkmak istediklerini, yani dışarıdaki bir ağa ulaşmak istediklerinde, şöyle diyelim, 1.2 bilgisayarı 2.3 bilgisayarına ulaşmak istediğinde bazı ayarlamalar yapmak lazım. Yani bu herhangi bir ayar veya işlem yapılmadan dışarıdaki ağımıza erişemez. Bu peki yönlendirme routing işlemi nasıl oluyor dışarıdaki ağa erişmek için? İki tane routing çeşidimiz var. Biri statik olarak, bir de dinamik olarak. Dinamik yönlendirmelerin iki tane ya dört tane protokolleri var. Şimdi statik olarak bilgilerin elle girilmesidir. Daha önceki videolarımda da bu konu var. Şimdi burada statik yönlendirme yaptığımız zaman şurada 3 tane router'ımız var. Şurada kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane ağımız var. Bu gene de statik olarak fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Fakat bütün bilgileri bilmek lazım. Ama düşündüğümüzde router'larımız çoğalıyor ve network'ımız, ağımız çoğalıyor. Bu durumda bütün tabloları, bütün routing işlemlerini, yönlendirme işlemlerini bilmemiz lazım. Ve bunda da hata yapma oranımız yüksektir. Burada dinamik yönlendirme protokolleri var. RIP, OSPF gibi. Şimdi bugün Cisco router'larımızda RIP yönlendirmeyi göreceğiz. Ben buralarda ağlar belirledim, networklerimizi. Mesela bu bilgisayar 3.0 ağında, 2.0, IP adreslerini vermediğimiz 4.0 ağına ait bilgisayarım ve 1.0. Şimdi öncelikle bacaklara IP adresi vererek başlayalım. Şuradan başlayalım öncelikle. Başlayabiliriz. Enable Conf Terminal. Şimdi interface'e giriyoruz. 3.0 için 01 bacağına girmem lazım. IP adres 168.3.1. Bu yazdığım IP adresi o ağdaki bilgisayarların ağ geçtiğine yazılacak adrestir. No shutdown diyerek yeniden başlatıyorum. Şimdi diğeri interface fet ethernet. Buradaki ağım için Ethernet kartı ekledim. Onun için interface Ethernet 0/0/0 girdim. IP adres 168.2.1. Bu bacağı da verdik. No shutdown diyerek açıyoruz portumuzu. Şimdi bu kısma geçtik. Şöyle de yapayım. 5.2/5.1. Hemen yazalım. Interface fethernet 0/0. IP adres 168.5.1. Pardon. Nonshot'tan. Bu router'la işimiz bitti. Şimdi ortadaki router'umuza gelelim. Ne diyoruz? Enable Configure Terminal Interface fethernet 0/0 yapalım. IP adres 68.5.2. Karşılıklı bacaklar birbirlerine bakan bacaklar router'larımızda aynı ağın içinde olması gerekli. Nonshot'tan yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi portumuz yeşil oldu. Şimdi yukarıdaki network'ümüz için bir bacağına IP verelim. Interface Ethernet 0/0/0. Ya router'ımızın iki tane bacağı olduğu için bir tane daha eklemek zorunda kaldım çünkü bu ağım için. Bunu da physical'dan şunu ekliyoruz. Kapattık router'ımızı. Devam edelim. IP adres 192.168.4.1.
Fırat'tan. Şimdi de bu bacağımıza vereceğiz. Bu da 6.1. Interface ve Ethernet 0.1. Shutdown. Burada işimiz bitti. Şimdi en sağdaki router'ımızda işlemlerimizi yapalım. Enable Interface ve Ethernet 0.0 6.2 Shutdown. Bir de sağdaki ağımız için IP adresi verelim. Interface ve Ethernet 0.1'e girdik. IP adres 168.1.1 Shutdown diyoruz. Bu portumuzu da açtık. Şimdi bilgisayarlara IP adresi vermedim ben. Onları verelim. Buna 1.2 verelim. A geçti. Yani bacağına verdiğimiz IP adresi 1.1 verdik. Bu bilgisayar içinde 4.3 kullanalım mesela. Bu da tamamdır. Bu da 2 network'ün 8.2.2 tabii. Şimdi buradaki işlemlerim bitti. Şimdi rip yönlendirmesine geçelim. Bunun için komutumuz router rip. Şimdi burada network'ten ekleyeceğiz. Statik yönlendirmede bacaklardaki IP adreslerini veriyoruz kullanacağı zaman. Yani yine de gideceği yol olarak network'ü belirtiyoruz. Burada yapacağımız iş sadece çevremizdeki network'leri yazmak. Çevremizde neler var? 3.0 var. A, 2.0A ve 5.0. 5.1 bacağa verdiğim IP adresi fakat 5.0 ağında bulunuyor. Yazıyoruz. 192.168.3.0. Tekrar network 192.168.2.0 network 192.168.5.0 end diyelim. Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi buradaki işlemimizi yapalım. Router rip network 168. Bakıyoruz solda 5.0, yukarıda 4.0, sağda 6.0 almış. 5.0 68 4.0 6.0 end diyelim. Şimdi en sağdakine geçelim. Bunda 2 tane var. 6.0 kendi bacağında ve sağ tarafında 1.0 var. Router rip network 6.0 1.0 end diyelim. Şimdi mesela şuna geçelim. Show IP root diyoruz. Şimdi burada C'ler connect yani bağlı olanlar. R'ler yani rip yönlendirme yapıldığını belirtiyor. Mesela şuradan kontrol edelim. 6.0 ağına gitmek için 5.2 bacağından geçmesi lazım buradaki ağları. Yani şuradan geçmesi lazım. Statik yönlendirmede bildiğiniz gibi karşıdaki burayı yazıyordu. 60A 60A burası. Başka neler var? 1.0A için mesela yine 5.2 gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Yani statikte ne yapıyorduk? Şu ağa ulaşmak için buradan şu karşıya veriyordu. O şekilde gidiyordu. Şimdi ping atmaya çalışalım. Buranın IP'si 1.2. Buradan atalım. Ping 192.168.1.2. Gördüğünüz
gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sorun yok. İlk şey broadcast yayınımızı. Mesela buradan şunun IP'sine bakalım. 3.2 ping 192.168.3.2 buna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. 4.2 olması lazım. Tekrar bakalım. 4.3'müş. Bunu atalım. 4.3. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktur. Arkadaşlar umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.